Mavi Köşe, İranlı sporcu Hamid Reza Merhablo. Ve rakibi Türkiye'den Kırmızı Köşe Doğan Kılıç. Köşedeki sporcu İran'dan geliyor. 29 yaş, 1.80 boy, 71 kilogram. Profesyonelde 4 maç, 4 galibiyet, 2 knockout. İran şampiyonu, Asya şampiyonu. Antrenörü Ali Haknazari. Home Fight Spor Kulübü'nden. Lakabı Hunter. İran'dan Kırmızı Köşe Hamid Reza Merhablo. Ve rakibi Eskişehirli sporcu Türkiye'den 23 yaş 1.76 71 kilogram profesyonel maç sayısı 12. 12 galibiyet 7 knockout. Profesyonel Türkiye kickbox şampiyonu. Avrupa Kupası şampiyonu. UFA 70 kilogramda turnuva şampiyonu. Dinamik Dost Spor Kulübü'nden. Antrenörü dünya şampiyonu Seda Duygu Aygün. Lakabı Fırtına. Kırmızı Köşe'de Doğan Kılıç. Maçın hakemi Fatih Kongu. Rakibi Hamid Reza Mehrablo. İranlı sporcu. Gecenin bir başka merakla beklenen maçı. Hamid Reza ile Doğan Kılıç arasında. Mavi köşe Hamid Reza. Mavi beyaz eldiven, mavi şort. Sporcumuz Doğan Kılıç. Kırmızı köşede kırmızı eldiven, siyah taytla. Yanımızda Umut Norgaz var, milli takım antrenörü, milli sporcu, aynı zamanda Umut Fight Arena'nın promotörü. Umut Hocam, yine harika bir maç Doğan Kılıç ringde. Evet Ali Bey, harika bir maç. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım seyircilerimiz organizasyonumuzdan çok memnun kalmıştır. Daha maçlarımız devam ediyor. Karşılaşma oldukça tempolu başladı. Beklendiği gibi. İki sporcunun da henüz mağlubiyeti yok profesyonelde. 4 maçı var. 4 galibiyet, 2 nakavt. Hamid Reza, Doğan Kılıç. Bu yaşta olmasına rağmen 12 maç, 12 galibiyet, 7 nakavt. Oldukça akrobatik bir sporcu yine Doğan Kılıç sporcumuz. Hamid Reza da çok sert bir sporcu. Doğan zaten 12-0'la geliyor. Yani bu maç Doğan Kılıç'ı herkes favori olarak görebilir. Aslında benim de favorim Doğan Kılıç ama Hamid Reza çok tehlikeli. Her şey olabilir.
Hocam bir nakavt çıkar mı? İki sporcu nakavtı seviyor. Bu maçta her şey olabilir. Yani iki sporcunun da istatistiği %50 nakavt. Her şey olabilir bu maçta. İki sporcudan karşılıklı yumruklar, isabet gelmedi. Şimdi bir sağ darbesi. İranlı sporcudan. Doğanlar arka arka yumruklar. İki sporcu birbirine sarıldı. Mücadele oldukça tempolu başladı. Doğan bir açık kolluyor şu anda rakibini. Köşeye doğru sıkıştırdı. Oh, süper. Dönerek bir back kick. Doğan'dan şimdi bir clinch'le gelen diz darbesi. Gövdeye doğru. Şimdi bir sağlık darbesi. Süper. Uçarak bir diz darbesi. Doğan Kılıç. Şimdi hakikle yukarıya çıktı. Rakibini köşeye sıkıştırdı. Saydırmaya başladı. Sağlı sollu darbeler. Mükemmel. Doğan Kılıç. Tempoyu seven bir sporcu. Tempoyu arttırdığı zaman karşısında durmak gerçekten oldukça güç. Doğan Kılıç. Mükemmel bir maç daha. Mükemmel. Hocam tempoyu arttırdığı an gerçekten Doğan olağanüstü. Ve rakibini şu anda yere indirdi. Hamit Reza yerde. Hakem iki sporcuyu ortaya davet etti. Şimdi bir low kick. İlk round'un sonlarına doğru geliyoruz. Süper. Bir diz darbesi. Doğan'dan yine. Yine bir diz darbesi. Tam çeneye doğru. Rakibini sersemletti Doğan. Köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu. Çok net bir sağ geldi. Doğan Kılıç'tan. İlk round'u noktalıyoruz. Hamit Reza'nın şu anda kaşında galiba bir açılma var. Evet. Hamit Reza'nın kaşında şu anda bir açılma var. Umut hocam gerçekten sizlere teşekkür ediyoruz. Harika bir organizasyon, muhteşem maçlar. Ana tablo maçları özellikle hepsi birbirine denk müsabakalar. Bu yüzden heyecan seviyesi oldukça yüksek. Ali Bey ben teşekkür ederim. İzleyiciler mükemmel, taraftar mükemmel, her şey mükemmel gidiyor. 6. müsabakaya geldik. Her müsabaka mı bu kadar heyecan verici olur? Her maçta seyircimiz mi bu kadar coşkulu olur? İnanılmaz yani, mükemmel bir atmosfer. Zaten her organizasyonumuzda, Umut Fighter Arena'da atmosferimiz her zaman çok iyiydi. Bu defa çok daha farklı bir atmosfere taşıdık. Hocam kesinlikle diğer organizasyonlar da çok iyiydi ama bu organizasyonda artık heyecan seviyesi tap olarak yükselmiş durumda, zirveye ulaştı. Çünkü her maç birbirinden güzel. Kesinlikle. Bu müsabakayla ilgili Doğan'ın tabii bir artısı var çünkü Doğan Umut Fighter'la dövüşmeye çok alışık. Evet, kesinlikle. Turnuva şampiyonumuz Doğan Kılıç olmuştu. Yabancı sporcular buradaki baskıyı kaldıramayabiliyorlar çünkü çok inanılmaz bir baskı var. YouTube'dan izleyen seyircilerimiz bilmiyorum nasıl yansıyor ama buradaki atmosfer çok baskılı. Tam evet. Arena havası. Kesinlikle hocam. Bunu hissedebiliyoruz biz de burada. Doğan Kılıç 23 yaşında 1.76 boyunda. Lakabı Fırtına. Profesyonelde 12 maçı var. 12 galibiyet, 7'si nakavt. Antrenörü Seda Duygu Aygün. Eskişehirli sporcu. Dinamik Doğu Spor Kulübü'nden. Profesyonel Türkiye Kickbox şampiyonluğu var. Avrupa Kupası şampiyonluğu var. UFA 70 kilogram turnuva şampiyonluğu var. Doğan Kılıç'ın. Kickboksa adeta doyuyoruz bu gece. Sevgili izleyenler, gecenin 6. maçı Doğan Kılıç ringde. Harika bir ilk roundu geride bıraktık. Tempolu bir ilk roundu geride bıraktık. Mücadelede ikinci round başladı. Doğan'dan. Çok güçlü darbeler. Rakibini iplere doğru sıkıştırdı Doğan. Harika darbeler geldi. Doğan ikinci raunda da fırtına gibi başladı. Lakabı gibi. Fırtına gibi girdi raunda. Rakibi sürekli gardını almaya çalışıyor. Etkili bir sol geldi. Doğan Kılıç'tan. Rakibini iplere sıkıştırdı. Şimdi İranlı sporcu
İşi tersine çevirdi, bir diz darbesi. Doğan'dan etkili bir sol direkte kontra geldi. Bir sol sağ denemesi daha isabeti buldu. Doğan Kılıç. Doğan temposunu artırmaya yine devam ediyor. Doğan'ın teknik kapasitesi çok karışık, çok fazla. Rakiplerini de o yüzden çok fazla bozuyor. Çok fazla, çok fazla teknik hocam kullanabiliyor. Evet. Çok fazla. Yani rakipleri o darbenin nereden geleceğini çok hesap edemiyor. İşte şimdi olduğu gibi Doğan Kılıç yine rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Temposu oldukça yüksek bir maç. Dönerek bir backfist geldi. İsabeti bulamadı. İranlı sporcu Hamit Reza. Şimdi Doğan rakibini köşeye sıkıştırdı. Bir sağ sol darbesini high kick'le bitirdi. Doğan Kılıç. Etkili darbeler, isabetli darbeler. Şimdi bir back kick'le yukarıya çıktı. Bir uppercut çeneye. Şimdi sağ sol darbesi çok etkiliydi. Çok net darbeler Doğan Kılıç'tan. Rakibinin gardı şu anda düşmüş durumda. Doğan fırtına gibi. Hamit Reza'yı son bir dakika çok zorlu bekliyor. Hocam gardı da düştü şu anda. Evet, çok net darbeler aldı. Çok güçlü darbeler aldı. Yani Doğan'dan her an bir knockout gelebilir. Az önce söyledim ya, baskı çok fazla. Hamit Reza'nın önceki maçlarında, müsabakalarını izlediğim zaman ben, Doğan gibi çok baskıcı, çok ileriye dövüşen bir sporcuydu. Kondisyon olarak da çok yüksekti ama dikkat ediyorsanız Doğan baskı yapınca Hamit Reza tamamen düştü. Ve şu anda evet hakem maçı bitirdi. Doğan Kılıç galiba hocam teknik nakavtla maçı kazandı. Yine bir nakavt Doğan Kılıç'tan. İranlı boksör daha fazla dayanamadı hocam. Yani oldukça tempolu bir maçtı. Harika bir maçtı. Sizlere de teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Doğan'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Sevgili izleyenler, Doğan Kılıç gerçekten beklendiği gibi ikinci roundda mücadeleyi noktaladı. Gerçekten tempoyu seven akrobatik bir sporcu. 13. maçında 13. galibiyeti, 8. nakavtı geldi. Doğan Kılıç şu anda iplere çıktı. Seyircileri selamlıyor. Doğan Kılıç. Eskişehirli sporcu. Gerçekten bu yaşta harika bir kariyer. Şimdi maçın sonucunu aktarmak için sözü İsam Akgül'e bırakıyorum. Sporcu da, mavi köşedeki sporcu. Gelebilecek mi? Evet. Sakatlıktan dolayı doktor kararıyla maçın galibi kırmızı köşe Doğan Kılıç.